Bu yatsı kalmadığı için teşekkür ediyoruz taksici arkadaşımıza. Mantıklı bir düşünce. Herkesin böyle düşünmesi gerekiyor. Ben bu zamana kadar, yani 2013 yılından bu tarafa, öğrencilere ve hastanede, hastaneye yatan, hastaneye giden ve hastaneden aldığım insanlara hep maddi anlamda katkı sağlıyordum. Helal hoş olsun. Şimdi ülkemizin karışık olduğu bu dönemde bütün analar ağlıyor. Bütün yürekler yanıyor. Onlar bizim evlatlarımız. Bu vatan bizim vatanımız. Yani onlar bizim için canlarını verirlerken ben de böyle küçücük bir katkıda bulunmuşum. Çok şey değildir. Yani. Keşke maddi imkanlarım daha iyi olsa da daha fazla katkıda bulunmaktan. Dileğim o. Hiçbir kimseden hiçbir tepki almadım bugüne kadar. İnsanlar çok teşekkür ederiz. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun diye duada bulunanlar. Yani hiçbir kimseden bir tepki görmedim. Üstelik herkes dua ediyor. Şehit Aile Derneği Başkanı ile görüştüm. Yani ben bu hizmeti yapıyorum ama ben nereden bileceğim dedim. Kartlarını gösterdiler. İşte şehit annesi, şehit babası, şehit oğlu gibi şehit ailesini belirten kimlikleri var. Belgeler var. Oradan belirleyeceğim şey. Yani bütün aileler yani korkmadan veya çekinti etmeden 24 saat hizmet sunan bir taksi hizmeti var. Gündüzleri bayan şoförümüz var. Gündüzleri sabah 9 akşam 17 arasında o çalışıyor. Ben gece sabaha kadar çalışıyorum. Yani şehit aileleri ve vatandaşlar 24 saat hiç çekinti etmeden arayabilirler. Yani şehit ailelerine de ücretsiz hizmetin şey içerisinde sonsuz. Öncelikle duyarlılığından dolayı İsa Bey çok teşekkür ederim. Bu bir duyarlılık meselesidir. Bunu kimseye parayla, ücretle bunu yaptıramazsın. Bunun içinden gelen, gönlünden gelen bir olaydır. Buradaki olay bir maddi bir olay değil. Bu olaya bakış açısı çok önemlidir. Şehit ailelerin sahip olma açısı çok önemlidir. Yoksa buradaki rakam olarak hiç kimsenin bunu rakamı beklemiyor. İsa Bey'in buradaki yapmış olduğu doğrudan doğruya bir insanlık göstergesidir. Kendisine bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Kolayımızı aldık, şekerimizi aldık. Ücretsiz olarak İsa Bey'le bir seyahate çıkıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum.